galibiyet iki takımı karşı karşıya getirdi. Ve iki takım da bu Galatasaray'la yaptıkları mücadelelerde başarılı futbol sergilemişlerdi. Bu karşılaşmada bu 90 dakikada gerçekten zevkli bir mücadele seyredeceğiz İnönü Stadı'nda. Şu anda siyah beyazlar sahaya çıkıyorlar. Şöyle görününce hemen Rıza Mehmet ekrana geldi ama stadının zeminine sürdüler. İşlerken Fenerbahçeliler izliyorsunuz en güçlü kadrolarıyla İnönü Stadı'nın zeminine tünelden geliyorlar. İşte Fenerbahçeli futbolcular ve binlerce taraftarı Fenerbahçe takımının onlara destek veriyorlar maçın öncesinden bu yana. Beşiktaşlı taraftarlar böyle ve Fenerbahçeliler şu anda yeşil sahaya ayak basıyorlar. Fenerbahçe'nin kalesini bir numarayla sevgili seyirciler Rüştü koruyor. 2 İlker, 3 Uçe, 4 Ök, 5 Oğuz, 6 Erol, 7 Tayfun, 8 Tarık, 9 Boliç, 10 Kemalettin, 11 Feyyaz, 12 Murat Yedek, 14 Halil İbrahim, yedek kalecileri 14 Halil İbrahim, 15 Bülent, 16 Atkinson. Bakalım bu karşılaşmada görev yapacak mı ikinci yarıda ve 17 Saffet sevgili izleyiciler. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin taraftarların görüntüye geliyor. Coşkun sevgi gösterileri altında her iki takım artık son hazırlıkları içindeler. Bu akşam yorumcunuz Hayri İşler ve ben hemen Hayri'ye dönüyorum. Beşiktaş kadrosu 3 beraberliği var. Lider durumda, yenilgisi yok. 49-50 gol atmış. Tam isim üzerinde bir takım. Çarşamba gemisi Beşiktaş'ı böyle bir rakip beklerken tamam, haklı olarak dün hedefi var. Avrupa'da başarılı olmak. Böyle bir fırsat gelmiş bu takdirde. İstanbul'da kendini Şampiyonlar Ligi'ne atabilecek bir mağlubiyet 1-0. Fenerbahçe Galatasaray'ı daha önce mağlup etti 3-1. Değerli seyirciler, Türkiye Spor Yazarları Derneği turnuvasında şimdiye kadar 29 maç yaptılar. Beşiktaş 11, Fenerbahçe 10 kez galip geldi. Ve 8 karşılaşma, bu iki ezeli rakip arasındaki 8 karşılaşmasa beraberlikle sonuçlandı. Ve biliyorsunuz lig öncesinde her iki takım için, daha doğrusu büyük takımlar için, öyle söyleyeyim, İstanbul büyük takımları için lig öncesi son prova ve en ciddi prova. Evet, her iki takımın da önümüzdeki hafta içinde çok önemli karşılaşmaları var. Fenerbahçe Partizan'la salı günü İzmir'de mücadele edecek. Ekranlarımıza Star'dan gelecek bu mücadele UEFA Kupası'nda. Ve Beşiktaş'ın az önce söylediği gibi Beşiktaş Norveç'in güçlü ekibi, şu anda liderliğini sürdürmekte olan darbe aldığını ama önemli bir sakatlığı olmadığını, Partizan karşılaşmasında kendisine yer verebilmek için ben sizlere hemen sağ yayılışlarında muhtemelen şu şekilde olacak. Bir kaleci Şener kalede, Recep Ali Sinan geri. Karşılaşma başladı. Fortuna Sittard'dan bu sene transfer edilen Beşiktaş futbolcu ileri doğru gönderdi ama Erol gözüyle golü atamadı. Rıza topu koa başladı. Topla buluşan Tarık'tı. Tarık basında şimdi ileri doğru Tayfun ve penaltı. Nefis bir vuruş. Feyyaz, Tarık, şut Kemalettin, Şener, top dışarıda. Şimdi Kemalettin'i gördü. Kemalettin Oğuz'un önüne. Oğuz ceza alanının üstünde. Şimdi ortasını yapacak. Yapıyor. Feyyaz'ı görüyoruz. Gol pozisyonu var. Var ama değerlendiremiyor Fenerbahçeliler. Tarık ortasını yaptı. Uçe'ye kafayı vurdu. Ve Şener dışarı çeliyor. Çok büyük bir tehlike yaşadı yine Beşiktaş Kalesi. Oğuz paslaştı. Şimdi yerden bir pas yapıyor. Oğuz şu pozisyonunda vurdu. Şener cezalanı götürüyor topu. Dışarı doğru bıraktı. Şimdi Boliç orta. Tarık kafayı vuruyor ve gol. Ve gol. Çok şık bir gol. Seyirciler, Fenerbahçe çok güzel top çevirdi. Ve golü buldu karşılaşmanın 30. dakikasında. Gol Tarık'la geldi. Kemalettin. Feyyaz. Tarık önünde buluyor topu. Şutunu atıyor. Daha fazla top dışarıda. Orta ve top ağlardı mı? Hayır. Hayır. Tarık topun başında. Uçe, Boliç, Erol, Feyyaz. Hepsi ceza alanının içinde. Orta. Kafa. Üstten top dışarı gidiyor. Boliç. Önünde boşluk var. Orta şansı var. Yerden gönderdiği top Oğuz'un önünde. Bomboş Tarık. Şutunu atıyor Şener. Ve karşılaşmanın ilk 45 dakikası sona erdi. Tekrar Tayfun, Atkinson, Şener.
Tarık Kemalettin. Tarık. Orta. Kafa. Ve asfaltta top dışarı gidiyor. Ve şuna Atkinson. Feyyaz. Tehlike. Ve şu anda Feyyaz bıraktı. Top dışarı gitti. Feyyaz var önünde. Bülent tek başına gidiyor. Bülent ara pası. Tehlike büyük. Erol. Şut ve... Alanda 2-0. 2-0 değerli seyirciler. 2 dakika önce gurbetçilerden bahsediyorduk. Erol, evet, karşılaşmanın gerçekten mükemmel oynuyorlar. 68. dakikasında skoru 2-0 yapıyor. Erol'dan 5 dakika önce de Tayfun aynı şekilde ileri gitmiş, golü kaçırmıştı biliyorsun. Evet, işte bir anda Bülent güzel gördü. Açısı daralmasına rağmen Şener iyi kontrol edemiyor topu. Bülent'in pası. İşte yakından izliyoruz. Ayaklarına çarpıp içeri giden topu seyrediyoruz. Fenerbahçe Beşiktaş karşısında 2-0 önde. Rıza. Mehmet. Şut ve Rüştü. Kornere gidiyor top. Bülent. Bülent gole gidiyor. Bomboş. Etkinsiz solda. Bülent durdu. Ve Metin, sevgili seyirciler, mutlak bir gol pozisyonundan yararlanamıyor Fenerbahçeliler. Atkinson, ceza alanında Atkinson. Şutunu atıyor. Beşiktaş riski. Ama bitti. İki gol var. 30. dakikada Tarık, 68. dakikada Erol. Böylece Fenerbahçe 32. Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası'nın sahibi olmuş oldu. İşte kupayı kazanan Fenerbahçeli futbolcular... Feyyaz, Atilla Gökçe kendisini kutluyor. 32. Türkiye Spor Yazarları Derneği Kupası Kaptan Feyyaz'ın ellerinde yükseliyor. Fenerbahçeli futbolcular, Fenerbahçeli taraftarlar mevsimin ilk kupasını almanın sevincini yaşıyorlar. İnşallah lige de bunu yansıtacağız ve şampiyonluk alacağız inşallah bu sene. Çok mutluyum. Fenerbahçe'ye geldim. Birinci kazancımı yaptım. TSS kupasını aldık. Çok sevinçliyim. İnşallah şampiyonluğu da Fenerbahçe'yle alırım. Bizim